Selamlar arkadaşlar. Bugün sizler için, daha doğrusu sizler için değil, burada dolaşmaya çıktık ve şöyle bir bina gördük. Binayı bir gösterelim lütfen. Sürekli buraya yürümeye gelen insanlarık ve sonunda cesaret edip buraya gireceğiz. Çok ciddi bir video olacaktır. Şaka yaptım, asla öyle bir şey olmayacak. Binamız tahmini 1974'ten kalan bir bina olduğunu düşünüyorum. Ne? Şaka, öyle bir şey yok. Binanın çeşitli izinleri alamamasından dolayı durdurulduğunu, inşaat izinini alamamadığından dolayı durdurulduğunu düşünüyorum. Şaka bir yana, yaklaşık 10 yıldır, en az 10 yıldır kullanılmadığını düşünürüm. Bu yüzden birazcık da tehlikeli olacak, fakat canımızı tehlikeye atmadan, fazla da zorluk çıkarmadan birazcık içeriği gezip sizlere güzel görüntüler çıkaracağız. Dilerseniz içeriye geçelim. Evet arkadaşlar, binanın girişini bulmakta çok zorlandık. Böyle bir bina olamaz. Buranın mimarı kim ise tebrik ediyorum. Labirent gibi bir giriş yaptık. Tahminimce buraları garaj. Arabalar buraya konulacaktı. Aslında ev yapmak için çok yanlış bir yer seçtiğini düşünüyorum. Çünkü mekanı göster. Ovanın o tarafı. En yakın ev en az 4-5 kilometrede. Evet, giriş nerededir ya? Gel bakayım. Böyle gidelim. İlginç. Kameramanımıza da teşekkür ederim. Bu arada kameraman tuttum. Yerleri falan çek kardeş. Detay al. İlginç ilginç. Malzemeler kırık dökük. Burada ya yangın çıktı ya da iz arasında bir problem. Oo, mekan sahibi orada. Mekan sahibini göster. Evet arkadaşlar, şu an mekan sahibiyle bir röportaj yapalım. Evet, nerelisiniz? Oranın en meşhur yemeğine. Nasıl kardeş, röportaj yaptık şeyden abi. Söyledin mi? Bruka falan. Evet arkadaşlar, şu anda binanın içine geldik. Çok fazla rüzgar olduğundan dolayı birazcık içimiz dondu. Binanın şeyinden bahsedelim, mimarisinden bahsedelim. Binanın tahmini 3-4 katlı olduğunu düşünüyoruz. Bir bodrum katı var. Burada da merdivenler var. Fakat biz ilk olarak meydandan, yani ilk zemin kattan başlayalım. Sonra sizlere kat kat burayı gösterelim. Bir tavanı çek bak. Orada sanki bir şeyler kırılıp kafamıza düşecek gibi. Oraya bir zoom al. Aldın oradaki şeyi. İnşallah başımıza bir şey gelmeden buradaki gezimizi tamamlayacağız. Hadi geçelim. Evet, binamızın içine girdik arkadaşlar. Şu anda meydana doğru ilerliyoruz. Dikkatli bir şekilde yerlerde sürekli cam grifleri, çiviler vesaire var. Yukarıda daha çok olduğunu düşünüyorum. Zaten birazdan yukarıda çıkacağız. Meydan. Bizi klip çekimleri için gayet uygun bir ortam olduğunu düşünüyorum. Meydanı bir detaylı gösterelim. Evet, şimdi birazdan bakın kaç katmış. Bir zeminini düşünelim. 2, 3 üstünü nasıl alıp o demirler nedir? Bir kat daha çıkacaklardı acaba? Çıkacaklardı. Tahmini işte 3-4 katlı bir yer. Çıkabildiğimiz kadar çıkacaksınız birazdan. Nereden çıkalım? Buradan mı yoksa oradan mı? Oradan çıkalım. Oradan çıkalım. Çıkalım. Evet, demin gördüğünüz merdivenden, merdiveni göster kardeş. Meydan burasıydı. Merdivenden yukarı çıktık. Şimdi ne tarafa gidelim? Böyle mi gidelim, böyle mi gidelim? Böyle gidelim. Evet. Bina. Sizce kaç yıllık? Burada 2-3 arkadaşlık. Bence rahat 10 yıllık var. Rahat 15 yıllık var. Sen de renk sayın be. 15, ortalama 12 yıllık bir bina olduğunu düşünüyoruz. Bence direkt yukarı çıkalım. Bence de. Göster kardeş burayı. Ben böyle bir mimari görmedim hayatımda. Üst kata çıkabilmek için 8-10 tane merdiven var bak. Bir yoldan geldik, göster o yolu. Bir yoldan geldik. Burası var, orası var. İkisi de aynı kata çıkar. Yani sağlam, paralık. Ooo, çivilere bak. Lan hepsi çiviler. Çivileri yakın çekim. Evet arkadaşlar, şu anda da reklam kuşağına hoş geldiniz. Kendime bir mikrofon sponsoru buldum. YouTuber'ın halinden ancak başka bir YouTuber anlardı zaten. Mikrofon sponsoruma ulaşmak istiyorsanız açıklamalar kısmına kendisinin kanalını koyacağım. Evet, böyle gidelim, manzarayı göstereyim. Hadi gidelim. Evet, burası. Merdivensiz. Bence burası 3 saat içime geçecek. Süslü bence burası. Bence de. Bayrağı bu şekilde gören başka bir bina yok. Çok güzel. Bence de. Evet abi. Sen inşaattan anlayan adam. Bunlar olunca bir kat daha çıkacaklar demek değil. Mutlaka öyle değil. Vallahi bir göster ya yakından falan. Kesinlikle bu bayrağı bu şekilde güzel gösteren bir bina. O da galiba üniversitedir. Aldığımız bilgilere göre o arkada gördüğümüz yazık da üniversite. Ne üniversitesiydi kameraman? Galiba Necat Bilgiler. Necat British Üniversitesi olabilir. Aldığımız bilgilere göre.
Evet, demin çıktığımız yerin aynısından giriş içinde var. Yani basamak olmaması bir şaşırtıcı. Burada bir süs olabilir, bir dekorasyon olabilir. Burası aşağıya bak. Aşağıda göstereyim, uçur. Düşmeden göstereyim. Bak oraya yazılar yazmışlar. Ama oraya hiçbir çıkış yok. Fark ettiğim kadarıyla. Oraya göster gerekirse bulurlar oradaki yazılar. Oraya büyük ihtimal nasıl çıktılar bileyim. Oradaki temellerin üstüne çıkıp yazılar yazılar. Çünkü hiç merdiven falan yok oraya çıkacak. Cesaretlerine hayran kaldım arkadaşlarım. Ne diyeyim? Aşağısı nedir tabii köy? Evet. Evet, aşağısı hamı köy arkadaşlar. Anıttepe orada. Aynen. Bilenler olacak. Anıttepe'yi zoomla zoomlayabilirsen. Anıttepe. Evet. Bulunduğumuz binanın giriş cephesinde. Burayı sizlere demin gösterdik. Burada Girne Dağları var. Beş parmak dağlarıdır burada. İleride işte Hamitköy var. Anıttepe burada. Hamitköy. İşte bütün Lefkoş. Ayaklarımızın altında yani. Ve her taraf ova. Çok hoşuma gitti. Aşırı beğendim beni ve bence ooo bak bak. Dinozor ayağı mıdır be? Nedir be bunda? Kuş. Köpek olmasın? Yaklaş bir köpek olabilir de yani bu değişik bir durum. Evet. Evet şu anda binanın yan cephesindeydik demin. Ön cephesine geldik. Burada da farklı bir manzara bizi karşılar. Gel biraz yaklaş. Orada bilmem şu an görülür mü ama Kıbrıs'ın en yüksek binası gözükür ve o Rum tarafındadır. Yani oradan aldığımızda bu hizada arka kısım Rum tarafı olur. Bu kısım da Türk tarafı olur. Burada önümüzde de ilginç bir yapıt var. Bizim kameraman arkadaş onu Eyfel Kulesi'ne benzetti. Bilmem siz ne düşünürsünüz. Gerçekten ilginç bir yapıt. Sen ne düşünün kardeş? Sen elektrikten de anlayan adamsın. Ama şu Eyfel Kulesi'ne benziyor. Uydu şeyiymiş arkadaşlar. Biz Eyfel Kulesi'ne benzettik. Binanın ön cephesi de bu şekilde. Evet arkadaşlar, şimdi ben yorumlarınızı sizin de merak ederim. Kıbrıs'tan izleyicilerim var, Türkiye'den izleyicilerim var, Azerbaycan'dan izleyicilerim var. Bu bina hakkında ne düşünürsünüz? Sizce bu bina ne binasıydı? Bir apartman mı, yoksa bir malikane mi, yoksa bir fabrika mı? Ne olabilir? Böyle bir yapıt ben hayatımda hiç görmedim. Burayı göster Allah aşkına. O demin çıktığımız iki yokuştur aha. Ve yani süs de olabilir, çıkmak için de kullanılabilir. Basamağı olmayan değişik bir yer. Şaşırtıcı. Sizin fikirlerinizi bekliyorum yorumlar kısmına. Sizlerle biraz sohbet edelim yorumlarda. Bunun da asansör boşluğu olduğunu iddia eden bir kameramanımız var. Hemen ne olduğuna bakalım. Kameramanı tebrik ediyorum. Asansör boşluğuymuş. Gir kardeş asansör boşluğuna. Düşmeden, ölmeden bir çekimci kal yukarıya aşağıya. Tamam, bir de son bu cepheyi gösterelim. Bütün cepheleri gösterdik. Ön kısım bayrağa bakar, arka kısım Hamitköy'e bakar, bu kısım Rum tarafına bakar, bu kısım da sanayiye bakar. Ne? Dünyanın en güzel binası olabilir arkadaşlar. Sanayi bölgesi, Atatürk Stadyumu, çok da güzel bir gün batımı var şu an. Bu şekilde bence artık binadan çıkabiliriz. Evet arkadaşlar, videomuz bu kadardı. Bu arada tam olarak burada Instagram'a bir fotoğraf attım. Instagram adresime de ulaşmak isterseniz şu anda burada çıktı. Girip o fotoğrafı beğenmeyi lütfen unutmayın. Bugünkü videomuzda böyle ilginç, enteresan bir bina gördük ve bu binaya girmeyi tercih ettik. Farklı bir videoda görüşmek üzere. Dilek ve şikayetleriniz için yorumlar kısmını kullanmayı ihmal etmeyin. Farklı bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay. We'll be right back.